Sevgili gençler merhaba. Okulumuzdaki dersimizde çözeltilerde derişim türlerine geçmiştik. Kütlece yüzde derişim ve hacimce yüzde derişimi işlemiştik. Ancak burada tekrar hatırlatma olsun diye kütlece yüzde derişim ve hacimce yüzde derişimden bahsedeceğim. Birinci olarak kütlece yüzde derişim dersek 100 gram çözeltide çözünen madde miktarıdır şeklinde tanımlayabiliriz. Kütlece yüzde derişim yüzde y olarak ifade edersek formülümüz m çözünen bölü m çözelti çarpı 100 olarak alınır. Eğer aynı tür çözeltileri karıştırırsak oluşan çözeltinin kütlece yüzde derişimi m karışım çarpı y karışım eşittir m1 y1 artı m2 m2 artı m3 y3 artı nokta nokta formülünden buluyoruz. Buradaki mk karışımın kütlesi, yk karışımın kütlece yüzde derişimi, M1 karıştırılan birinci çözeltinin kütlesi, Y1 birinci çözeltinin kütlece yüzde derişimi, M2 ikinci çözeltinin kütlesi, Y2 ise ikinci çözeltinin kütlece yüzde derişimidir. Yani kaç tane çözeltiyi karıştırıyorsak o kadar almamız gerekiyor. Eğer karışıma bir su eklersek suyun içerisinde çözünen olmayacağı için kütlece yüzde derişimi sıfır alınır. Karışıma çözünen eklersek o zaman da sözücü olmayacağı için içerisinde derişimi %100 olarak alınır. Bunu bir örnekle açıklayacak olursak, kütlece %40 tuz içeren 200 gram tuzlu su çözeltisine 300 gram su ekleniyor. Oluşan yeni çözeltinin kütlece yüzde derişimi ne olur diye soruyor bize. %40'lık tuz içermesi yani 100 gram çözeltide 40 gram tuz çözülmüş demektir. Ancak bizim çözeltimiz 200 gram olduğu için 200 gram çözeltide 80 gram tuz bulunur. Demek ki 120 gramı da sudur. Biz 200 gramlık çözeltiye 300 gram su eklediğimizde çözelti 500 gram olur. Yani 500 gram çözelti artık 80 gram tuz içermektedir. O zaman 100 gram çözelti de 16 gram tuz içermiş olur. Cevabımız %16 olur. İkinci derişim türümüz hacimce yüzde derişimdi. Hacimce yüzde derişim sıvı çözeltilerde kullanılır. Tanım olarak ifade edersek 100 hacim çözeltide çözünen madde miktarıdır. %h olarak gösterirsek V çözünen bölü V çözelti çarpı 100 diyoruz. Örnekle açıklayacak olursak kolonya hacimce %80 oranında etil alkol yani etanol içeriyor. Buna göre 320 ml etanol içeren kolonyanın hacmi kaç mililitredir diyor. Formülümüz %h V çözünen bölü V çözelti çarpı 100'dü. Buradaki hacimce yüzde derişim 80 yerine yazarsak %h yerine 80 yazıyoruz. Çözünen etanol olduğu için onu V çözünen yerine 320 yazarsak V çözeltiyi bulabiliriz. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda V çözeltiyi 400 mililitre olarak hesaplıyoruz. Üçüncü derişim birimimiz milyonda kısım. PPM olarak tanımlıyoruz. İngilizce baş harfleriyle sembolize ediliyor. Parts per million şeklinde. Tanım olarak ifade edersek bir çözeltide çözelti kütlesinin milyonda birlik kısmına bir ppm diyoruz. Ve bunu da formülümüz ppm eşittir m çözünen bölü m çözelti çarpı 10 üzeri 6 olarak ifade ediliyor. Burada çözünen ve çözeltinin birimleri kütle birimlerinin aynı olması gerekiyor. Örneğin m çözünen gram cinsinden ise m çözelti de gram olmak zorunda. Ya da diğer bir ifadeyle 1 kilogram çözeltide çözünen maddenin miligram miktarıdır diyebiliriz. Burada direkt olarak M çözüneni miligram, M çözeltiyi kilogram almamız gerekiyor. Bunu bir örnekle açıklayacak olursak 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram potasyum nitrat ile hazırlanan 2 kilogram sulu çözeltide potasyum nitrat derişimi kaç ppm'dir diyor. M çözünen 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram. Çözelti ise 2 kilogram olduğu için bunu grama çevirmek zorundayız. Çünkü ikisinin birimi aynı olması gerekiyor. 1 kilogram 1000 gram olduğu için 2 kilogram 2000 gram yapacak. Bunu da üstel olarak gösterirsek 2 çarpı 10 üzeri 3 gram olarak gösterilir. PPM eşittir M çözünen bölü M çözelti çarpı 10 üzeri 6'dır. Çözünen 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram. Çözelti 2 çarpı 10 üzeri 3 gram çarpı 10 üzeri 6. Buradaki 2 çarpı 10 üzeri 3 yukarıya eksi olarak çıkacak. İkiler birbirini götürüyor. 10 üzeri eksi 6'lar da götürdüğü için sonuç 1 olarak bulunur. Yani çözeltinin ppm değeri 1 olarak bulunuyor. Diğer bir örnek bir tuz çözeltisinde sodyum iyonları derişimi 100 ppm'dir.
Çözeltideki sodyum iyonları derişimi 24 mg olduğuna göre çözeltinin kütlesi kaç gramdır diye soruyor. Burada da diğer formülümüzü kullanarak bulacak olursak çözeltinin ppm değeri 100, miligram değeri 24 miligram. Direkt ppm eşittir m çözünen miligram, m çözelti kilogram dersek ppm yerine 100 yazıyoruz. Çözünen yerine 24 miligram bölü m çözelti. Buradan 0,24 kilogram cinsinden buluyoruz. Ancak bize soruda gram olarak sorduğu için 1000 ile çarpıyoruz. 240 gram olarak buluyoruz. Yani çözeltinin kütlesi 240 gram. Diğer bir örnek çözecek olursak, %80'lik şekerli su çözeltisi ile, bu da kütlece yüzde derişim sorusu, %30'luk şekerli su çözeltileri hangi kütle oranında karıştırılırsa %60'lık çözelti oluşur diye soruyor. İki şekilde çözebiliriz bu soruyu. Birincisi formülden çözüm. M karışım çarpı Y karışım eşittir M1Y1 artı M2Y2 diyoruz. Karıştırdığımız çözeltilerden kütle verilmediği için birinciye M1, ikinciye M2 dersek M karışım M1 artı M2 olarak bulunur. Oluşan karışım %60'lık olduğu için Y karışım yerine %60 yazıyoruz. M1 çarpı 80 artı 30 çarpı M2 dersek burada işlemi kolaylaştırmak için her iki taraftan birer sıfırları yok ediyoruz. Sonra 6M1 artı 6M2, yani 6 ile parantezin içini çarpıyoruz. Eşittir 8M1 artı 3M2 olarak buluyoruz. İşlemi yaptığımızda 3M2 eşittir 2M1 bulunur. Buradan M1 bölü M2 oranını 3 bölü 2 olarak buluyoruz. Veya ikinci bir yol size, kolay bir yol. Bunu daha önce de bahsetmiştim. Üste karıştırdığımız birinci çözeltinin derişimini yazıyoruz. %80. Altta %30 ikinci karıştırdığımız çözelti. Ortaya da oluşan çözeltinin derişimini yazıyoruz. Yani karışımın derişimini. %60. Ondan sonra çıkarma işlemi uyguluyoruz. 80 eksi 60 20 ok yönünde çıkarma işlemi uyguluyoruz. Diğerinde de 60 eksi 30 30 oluyor. Dolayısıyla bunları da birbirine oranlarsak 3 bölü 2 değerini kolaylıkla buluyoruz. Yani hem işlemden kolaylık sağlıyoruz hem de zamandan tasarruf etmiş oluyoruz. Böylece daha kısa şekilde çözebiliriz. Yani bu tür soruları bu yöntemle çözebilirsiniz. Çocuklar, benim size bugünlük anlatabileceğim şeyler bu kadar. Ben size ders kitabınızdan ödev vermek istiyorum. Ders kitabında sayfa 107, 108 ve 110 sayfalardaki çözerek öğrenin sorularını ödev olarak çözüp defterinize yaparsanız iyi olur. Ayrıca bunlarla ilgili test kitaplarından da soru çözerseniz memnun olurum. Çözemediklerinizi bize sorarsınız. Şimdilik iyi günler.